Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtım ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler bir önceki dersimizde kalıtsal kavramları anlatmıştık. Bugünkü dersimizde de çaprazlamalara başlayacağız. Mono hibrit ve di çaprazlama bugünkü dersimizin konusu olacak. Hemen takvimi de gösteriyorum gençler. Bugün çaprazlamalarla karşınızdayız. Dediğim gibi mono hibrit ve di çaprazlamayı anlatacağım. Bir sonraki dersimizde kontrol çaprazlaması ve eşba baskınlık konumuz olacak. Bir sonraki dersimizde de yani yazılıdan önceki son dersimizde de çok allerli kalıtım ve kan gruplarını anlatmış olacağım o zaman hemen ödevinizi de veriyorum oradan konu anlatımına başlıyorum gençler kalıtımın en önemli kısmı bir önceki dersimizde demiştim kalıtsal kavramları orada bitirdik mono hibrit di hibrit çaprazlamaya da bugünkü dersimizde başlamış olacağız sayfa 72'den başlayabilirsiniz di hibrit çaprazlama kurallarının sonuna kadar gelin aslında bağımsız ve bağlı genleri de anlattık biz oradaki dersimizde soy ağaçlarını da çözebilirsiniz sayfa 89 9'a kadar sıfırdan 10'a da yapmadığınız herhangi bir kısım kalmasın. 10 dinamoda da yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Gençler dihibrit çaprazlamanın sonuna kadar geleceksiniz. Hemen oradan da göstermiş olayım. Sayfa 77'ye kadar çözmediğiniz bir kısmın bu dersi bitirdiğimiz zaman kalmamış olması gerekiyor. 10 dinamodan hazırsanız yaslanın arkanıza başlayalım. Şimdi öncelikli olarak monohibrit çaprazlama nedir? Bunu anlatacağız. Nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Di hibrit çaprazlama aslında monohibrit hibrit çaprazlamayla aynı fakat ezber yapmak isteyenler için belirli kuralları olacak. Ben ezber taraftarı değilim gençler. Monohibrit çaprazlamayı bildiğimiz zaman di hibrit çaprazlamayı zaten içinden çıkartabiliyoruz. Benzerlik yasasından ayrılma ve bağımsız açılım ilkelerinden bahsetmiş olacağız bugünkü dersimizde. Ödevlerimiz kısmını geçiyorum. Dersin en başında ben zaten ödev sayfalarımızı söyledim. İlk olarak mono hibrit ne demek ondan bahsedelim. Hibritin tanımını öğrendik. Hibrit ne demekte De heterozigot yani taşıdığı allerler birbirinden farklı olan bireylere hibrit heterozigot bireyler ismini veriyorduk. Mono hibrit yani bir karakter bakımından hibrit bireylerden bahsediyoruz. A'yı kullanacak olursak yani büyük A küçük a olan birey mono hibrit bir karakter bakımından heterozigottur. Sen tutarda mono hibrit iki bireyi çaprazlarsan buna da mono hibrit çaprazlama ismi verilmiş oluyor. Mesela örnek üstünden gidecek olursak bezelyelerde düzgün tohumlu olma geni baskındı, buruşuk tohumlu olma geni çekinikti. O zaman düzgün tohumlu heterozigot bir bireyden bahsediyorsak büyük D küçük d'dir. Bunun çaprazlaması da tabii ki büyük D küçük d çarpı büyük D küçük d şeklinde olacak. Hemen buradan göster olalım. Mendel F1 dölünün bütün bezellilerinin heterozigot olup birbirine benzediğini tespit etmiş. Buna da benzerlik ilkesi ismini vermiştir. Mesela baktığı zaman şu düzgün tohumlu, düzgün tohumlunun Saf olanları nasıl olacak gençler? Büyük D, büyük D. Şu buruşuk tohumlu. Buruşuk tohumlu olmak çekinik bir özellik olduğuna göre küçük D, küçük D olacak. Bunun oluşturabildiği gamet büyük D'lidir. Başka alternatif yok. Şunun oluşturabildiği küçük D'lidir. Başka alternatif yok. Bunların döllenme sonucunda oluşan büyük D, küçük D olur. Yani dedi ki birbirinden farklı özelliklere sahip iki saf birey çaprazlanırsa Yavru mutlaka bir tane atasına benziyor. Benzediği atası da baskın özelliğe sahip oluyor. Benzerlik ilkesi dediğimiz ilke buradan geliyor. Sonra bireyin kendi genotipinde bir bireyle çaprazlanmasına kendileştirme ismini veriyoruz. Bu sadece monohibrit çaprazlama için söylediğimiz bir cümle değil. Mesela diyoruz ki tıt 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 tıt, tıt uzun uzun yazdık. Kendileştirilirse sen direkt aynı sana dıt, dıt da ne yazdıysa aynısını verip çaprazlamayı yapacaksın. F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşan F2 dölü meydana gelecek. Bizim az önceki F1 dülümüz büyük D küçük D büyük D küçük D de değil miydi? Bunları çaprazladığımız zaman şöyle bir durum söz konusu olur. Punnet karesi dediğimiz Punnet karesi dediğimiz bir kareden birazdan bahsedeceğim ama hızlı çözüm yapabilmemiz için onu pek kullanmayacağız. Gençler şöyle bir çaprazlama söz konusu olur. Büyük D küçük D çarpı büyük D küçük D yapılacağı zaman önce bunu tutar bununla yazarsın. Sonra bunu bununla yazar. Sonra bunu bununla yazar. Sonra da bunu bununla yazmaya başlarsın. E çaprazlamayı yaptığım zaman burası büyük D'ye büyük D olur. Bunun yanına kim geldi? Büyük D'ye küçük D geldi küçük d'ye büyük d şeklinde büyüğü başa yazıyorum aklım karışmasın diye. Küçük d'ye küçük d bireyler meydana gelecek. E ben bunun için ne demiştim? Büyük d'li olmak düzgün tohumlu olmak anlamına geliyordu. Küçük d'li olmak da buruşuk tohumlu olmak anlamına geliyordu. Yazmaya başladığım zaman bir kere şunun ortaya çıkma ihtimali 4 dölde bir mi? O zaman ben buna 1 bölü 4 diyeceğim veya %25 ihtimalle ortaya çıkar diyeceğim. Buraya baktığımız zaman bu nasıl bir bireydir? Homozigot genotipe sahip bir bireydir. E nasıldır? Tabii ki düzgün tohumludur diyeceğim. Bu ikisi birbiriyle aynı olduğuna göre gençler ben bir grup olarak alabilirim. 4'te 2 ihtimalle yani 1 bölü 2 ihtimalle veya sorunun gidişatına bakarak 100 %50 ihtimalle meydana gelecekler. Ebi buğdayın genetik yapısı nasıl olacak? Heterozigot olacak. Aynı zamanda da düzgün tohumlu olacak. Şuna baktığımız zaman bunun ortaya çıkma ihtimali 4 dölde 1 yani 1 bölü 4 veya sorunun gidişatına göre %25 olacak. Bunun homozigot olmaktan başka alternatifi yok zaten çekinik bir özellik olduğu için buruşuk tohumlu olacak diyeyim gençler. Hemen şunun düzgününü de yazmış olayım. Sonra bir kural açığa çıkacak. Diyecek ki bunların fenotip çeşidi kaçtır? Genotip çeşidi kaçtır? Fenotip ayrışım oranı nedir? Genotip ayrışım oranı nedir diye sorularda karşımıza çıkacak birkaç tane şey var. Şimdi fenotip çeşidi yaptım. Monohibrit çaprazlama fenotip çeşidini bulmak istiyorum. Fenotip dış görünüş değil miydi? Fenotip dış görünüş olduğuna göre dışarıdan baktığın zaman bunların yavruları düzgün, 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 buruşuk. Yani fenotip çeşidi kaç çıktı? Ya düzgün oluyorlar ya buruşuk oluyorlar. İki çeşit çıktı. Genotip çeşidine de bakacak olursam iç yapıya bakıyorum. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D veya küçük D, küçük D oldular. Yani genotip çeşidine baktığımız zaman onun da üç çeşit çıktığını görüyoruz. Fenotip ayrışım oranı ne demek? Genotip ayrışım oranı ne demek? Bu bir oran olduğuna göre çıkan yavru sayısını tamamlamam gerekiyor. 4 tane yavru açığa çıktı. Düzgün, düzgün, düzgün. 3 tane düzgün çıktı hocam. Bir tane de buruşuk çıktı. 3'e bir. Genotip iç yapıydı diye ya. Bir tane büyük D büyük D iki tane büyük de küçük de bir tane de küçük de küçük de şeklinde çıktı. Yani bir iki bir şeklinde çıktı. Bunlar kuraldır. Aslında böyle ezber yapılması gereken de bir şey değil. Çünkü gözümüzle de biz bunun sonucunu görebiliyoruz. Çok soru çözdüğümüz zaman bir süre sonra zaten kalem kullanmadan da yani oradan o gelir buradan bu gelir şeklinde yapabileceksiniz. Tabii ki ben bunu şuradan da göstermiş olayım gençler. Az önce yazdım. Fenotip çeşidi cildine baktığında düzgün 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 buruşuk oldu. Yani fenotip çeşidi 2 çıktı. Fenotip oranı düzgün 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 3 tane düzgün var. 1 tane buruşuk var. Genotip çeşidi büyük D büyük D büyük D küçük D küçük D küçük D, küçük D şeklinde. Hatta şunu yanlış yazmışız hemen düzelteyim gençler. Hatta şöyle karalayayım şunu. Küçük D, küçük D şeklinde olması gerekiyor çaprazlamayı yaptığımızda. Genotip çeşidi büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D, küçük D şeklinde olacak. Yani şurası 3 çıktı. Genotip oranı bir tane büyük D, büyük D var. iki tane büyük D, küçük D var. Bir tane de küçük D, küçük D var. 1, 2, 1 şeklinde olacak. Buradan devam ediyorum. Mesela kahverengi gözlü olma geni mavi gözlü gözlü olma genine baskındır gençler dağıtmışlar iki tane kahverengi gözlü kişi evlenmiş iki kahverengi gözlü evlendikleri zaman bunlardan tabii ki kahverengi gözlü hibrit bireyler meydana gelmiş kahverengi gözlü hibrit bireylerin de kendi içlerinde çaprazlanması sonucunda 705 tane kahverengi göz 224 tane de mavi göz gelmiş aslında 3'e 1'e yani mono hibrit çaprazlamaya uymuş. Bunları bitkiler üzerinde yaptıkları zaman yavru döv sayısı çok daha fazla oluyor. Yavru döv sayısı fazla olduğu için de oranı görebiliyorlar. Yani insanlardan 745 tane yavru çıkmasını beklemeyiz. Ama bunu bitkiler üzerinde yapıyorlar. Tabii ki bir karaktere ait allerlerden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılır ve farklı kamet gametlere gider. Buna da ayrılma yasası deniyor. Mesela buna baktığın zaman büyük A küçük A, büyük A'yı verme ihtimali de %50'dir. Küçük A'yı verme ihtimali de yüzde %50'dir. Baskın olanın döllenmeye katılma ihtimali daha yüksek, çekinik geride kalır gibi bir şey söz konusu değil. Yani gametlere bunların gidiş oranları birbiriyle eşit olacak. Sonra Dediğim gibi aslında Punnett karesi dediğimiz bir kareyle yapılır bu çaprazlamalar ama elle dağıtma yöntemi her zaman çok daha kolay oluyor. Ne yapıyorsun? Büyük D küçük d çarpı büyük D küçük d yaptığın zaman büyük D küçük d'den oluşabilecek gametleri buraya yazıyorsun. Sonra oradan diğerinden oluşabilecek gametleri de buraya yazıyorsun. Doldurmaya başlıyorsun. Buradan büyük D, buradan büyük D gelir. Büyük D, büyük D. Buradan büyük D, buradan küçük D gelir. Büyük D, küçük D. Buradan büyük, buradan küçük gelir. Büyük D, küçük D. Sonra şuraya bakıyorsun. Küçük D, küçük D olur diyorsun. Aslında bizim bulduğumuzdan farklı değil ama göstermiş olayım. Heterozigot kahverengi gözlü bir anne ve aynı genotipe sahip bir babanın doğan 3 çocuğu da kahverengi gözlü ise doğacak 4. çocuklarının mavi gözlü olma ihtimali nedir diyor. 3 çocuğunun, 5 çocuğunun, 8 çocuğunun olması bizi ilgilendirmez. Her çocukta olasılık tekrar eder. Her zaman ne olacaktı gençler sorunun altında da bize verecek. Kahverengi gözlü olma geni baskındır, mavi gözlü olma genine diye. Heterozigot kahverengi gözlü bir anneden bahsediyorsak kahverengi gözlü olmaya büyük A diyeceğiz. Mavi gözlü olmaya ise küçük a diyeceğiz. Heterozigot kahverengi gözlü bir anne büyük a ağa, küçük a'dır. Baba da aynı genotipe sahip olduğuna göre büyük a küçük a olmak zorunda. Hemen ne yapacaksın? Bunu tuttum, bununla, bunu tuttum bununla, bunu tuttum bununla, bunu tuttum bununla, bunu tuttum bununla şeklinde yazacaksın. Çaprazlamayı yaptığın zaman büyük a büyük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a, küçük a küçük a şeklinde olmak durumunda. Bunların mavi gözlü çocuklarının olma ihtimali şurasıdır dört dölde bir ihtimal olduğu için mavi gözlü çocuklarının olma ihtimali bir bölü dörttür gençler yani cevabımız d'ye düşmüş oldu dediğim gibi dördüncü üçüncü sekizinci olması bizim için bir şey ifade etmedi hemen devam ediyorum Dıt, dıt genotipine sahip birey dıt dıt gametini oluşturma ihtimaline sormuş. T ve O genleri bağlı diğer genler birbirinden bağımsızmış. Bir önceki dersimizde aslında bu kısımdan hafiften bahsetmiştik gençler. Biz bunu yazmak istediğimiz zaman ne yapmamız gerekiyordu? Öncelikli olarak içeriye almamız lazımdı. Büyük T ve büyük O genleri birbirine bağlı. O zaman büyük T'yi şuraya yazdım. Büyük O'yu da buraya yazdım. Karşılıkları küçük T buraya küçük O buraya şeklinde olacak. Sonra büyük N'nin karşısına büyük N'nin gelmesi lazım. Büyük Y'nin karşısına küçük Y'nin gelmesi lazım. Küçük U'nun karşısına küçük U'nun büyük Ç'nin karşısına küçük Ç'nin gelmesi lazımdı. Bundan neyi istiyorum? Büyük T'ye büyük O şeklinde küçük O şeklinde e, gametin meydana gelme ihtimalini soruyorum zaten. Şöyle normal şartlarda crossing over olmazsa büyük T'ye büyük O birlikte hareket etmek zorundaydı. Bunlar ne yapmışlar? Crossing over gerçekleştirmişler. Sanki bağımsızmış gibi kabul edecektik. Büyük T küçük T'den büyük T'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 diyeceksin. Crossing over olmazsa bu gamet oluşamaz unutma. Büyük O küçük O'dan küçük O'nun gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük N'nin gelmekten başka alternatifi yok. Büyük G küçük G'den büyük G'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük O'nun gelme ihtimalinden başka alternatif yok. Büyük Ç küçük Ç'den küçük Ç'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 yani bunun oluşma ihtimali 1 bölü 16'dır diyeyim. Sonra devam edebiliyoruz. Kıvırcık saçlı bir anne ile kıvırcık saçlı bir babanın doğan ilk çocukları düz saçlı ise iki kıvırcık saçlıdan düz saçlı çocuk meydana geldiyse o zaman kıvırcık saçlı olma geni düz saçlı olma genine baskındır. Tersi olsaydı kıvırcık çekinik olsaydı Çekinik olandan baskın olan özellik çıkmazdı. O zaman kıvırcık saçlı olmaya büyük aderim. Düz saçlı olmaya küçük aderim. Düz saç geni kıvırcık saç genine baskındır. Tam tersine kıvırcık olmak baskındır. Tersi olsaydı düz saçlı çocuklar açığa çıkmazdı. Doğacak ikinci çocuklarının homozigot dominant genotipe sahip olma olasılığı 1 bölü 4'tür diyor. Şimdi kıvırcık saçlı bir anne ise... Büyük A küçük A olmak zorunda ki bunlardan küçük A ağ, küçük A'lar gelebilsin. Normal çaprazlamamı yaptım. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A şeklinde olmak zorunda. Bunların nesini istiyor? Doğacak ikinci çocukları homozigot dominant genotipe sahip olsun diyor. Yani şu olsun diyor. Bunun olma ihtimali de 1 bölü 4'tür. O zaman bu bizim için doğru. Doğacak 3. çocuklarının düz saçlı erkek olma olasılığını sormuş. Çaprazlamayı tekrar yapma ihtimali yazmamıza gerek yok. Bunların düz saçlı çocuğunun olma ihtimali 1 bölü 4'tür erkek olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Yani hem erkek hem düz saçlı olma ihtimali 1 bölü 8'dir. O yüzden bu da bizim için yanlış. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği oldu. Devam ediyorum. Heterozigot genotipli bir canlı ile resesif genin özelliğini fenotipinde gösteren bir canlının çaprazlaması sonucu fenotip ve genotiplerinden hangileri oluşabilir? Hemen bakıyoruz. Heterozigot genotipli bir canlı ise K'lar üstünden gittiği için heterozigotu yazdım. Büyük K küçük K'ymış resesif özelliği gösterdiğine göre yani çekinik özelliği dış görünüşünde gösterdiğine göre küçük k küçük k olması lazım karşı tarafın normal çaprazlamamızdan hiç farklı değil bunu bununla bunu bununla bunu bununla bunu, bununla, bunu da bununla yazıyorum hemen yazdım büyük k'ya küçük k olabilir büyük k'ya küçük k olabilir küçük k'ya küçük k küçük k'ya küçük k çocukları olabilir genotip olarak bir kere büyük k çıkmaz gitti. Büyük K küçük K olabilir. Büyük K küçük K olanın da fenotipi küçük K'lı olamaz. Büyük K küçük K çıkabiliyor. E fenotipi büyük K'lı olur. O zaman bunu alacağım. Küçük K küçük K'nın da fenotipi küçük K olur. Bunu da alacağım. Hangileri oluşabilir dediği için cevabımız da 3 ve 4 şeklinde oldu. Hemen devam ediyorum. Bir karakter bakımından heterozigot olayın birey o heterozigot olan bireyin kendileştirme sonucu oluşabilecek genotip çeşitlerini Punnett karesi yöntemiyle gösteriniz diyor. Aslında biz genotip çeşitlerini direkt yazardık gençler ama Punnett karesinde göstermemizi istediğine göre yapacağım şey büyük A çarpı küçük A büyük A çarpı küçük A şeklinde. Punnett karesinde nasıl yapıyorduk çaprazlamayı? Bir kere bunun oluşturabileceği gametleri yazıyor. Bu gametine büyük A'yı verebilir veya küçük A'yı verebilir. Diğerinin oluşturabileceği gametleri de yazıyorum. Ya büyük A'yı verebilir ya da küçük A'yı verebilir. Punnett karesinde yazmak istediğimizde burası büyük A büyük A olur. Büyük A'nın yanına küçük a olur. Büyük A'nın yanına küçük a olur. Büyük harfi başa yazıyorum aklım karışmasın. Küçük a'ya küçük a şeklinde olabilir. Başka alternatifimiz yok. Yani Punnett karesinde de göstermek istediğimiz zaman şu şekilde bir gösterim yapacağız ama dağıtma yöntemini de tabii ki kullanabiliriz. Geldim dihibrit çaprazlamaya. Dihibrit çaprazlamada da dediğim gibi monohibrit çaprazlama yaptığımız zaman her şeyi bulabiliyoruz İki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip bireylere ne ismini verecekmişiz? Dihibrit ismini vereceğiz. Dihibrit iki bireyin çaprazlanmasına da dihibrit çaprazlama dedik. Bezelyeler üzerinden de örnek anlatmaya başlayayım. Mesela sarı renkli olma geni yeşil renkli olma genine baskındı. O zaman sarıya büyük s diyeceğiz. Yeşile küçük s diyeceğiz. Düzgün tohumlu yuvarlak tohumlu olma geni büyük d'dir. Buruşuk tohumlu olma, olma geni ise küçük d şeklinde gösterilecek. E sen ne yaptın? Paranatal döllere baktığımız zaman sarı renkli düzgün anaya baktığında ne olması lazım? Büyükse büyükse Burası da düzgün tohumlu bezelye olduğuna göre büyük D, büyük D şeklinde olacak. Yeşil tohumluyu düşündüğün zaman küçük S, küçük S. Buruşuk tohumlu olduğu için küçük D, küçük D şeklinde olacak. E, bunun oluşturabildiği gamet büyük S'ye büyük D'dir. Buradan da küçük S'ye küçük D gelir. Başka alternatif yok. Bunlardan oluşacak döllenme sonucunda meydana gelecek yavru da büyük S, küçük S, büyük D, küçük D şeklinde olmak zorunda. Devam ediyorum. F2 nesli F1 neslinin kendileştirilmesi sonucunda meydana gelir. Yani F1 nesle bir büyükse, küçükse, büyük S küçük S büyük D küçük D şeklindeydi. Kendileştirildiği zaman büyükse, küçükse, büyük S küçük S büyük D küçük D şeklinde olacak. E bunların oluşturabileceği gametlere bakacak olursak şunun oluşturabileceği gametler büyükseye, büyük S'ye büyük D olabilir. Büyük S'ye küçük D olabilir. Küçükseye, küçük S'ye büyük D olabilir. Küçük S'ye küçük D olabilir olabilir. Dört tane alternatif var. Aynı dört alternatif burası için de geçerlidir. Büyük S'ye büyük D olabilir, büyük S'ye küçük D olabilir, küçük S'ye büyük D olabilir, küçük S'ye küçük D şeklinde olabilir. Başka bir alternatifimiz yok. Bunu Punnett karesi üzerinde yazdığımızda aslında oran karşımıza çıkıyor. Yani oluşabilecek gamet çeşitlerini şuraya yazdım. Diğerinden gelebilecekleri de buraya yazdım. İçini doldurmaya başladım. İçini doldurduğum zaman belli bir fenotip çeşidi ve belli bir genotip çeşidi açığa çıkacak. Aslında mono hibrit çaprazlama yapıp birbiriyle çaprazladığımda da aynı sonuca varacağım. Şimdi benim iki tane heterozigot sarı düzgün tohumlu bezelyem yok muydu? İki tane heterozigot sarı düzgün tohumlu bezelyeyi çaprazlarsam bunların sarı düzgün çocukları olabilir. Sarı buruşuk olabilir. Yeşil düzgün olabilir yeşil buruşuk olabilir. Başka bir alternatif yok. Yani fenotip çeşidine baktığın zaman kaç çeşit çıkabiliyor? 4. Genotip çeşidine de bakacak olursan panlıt karesinin kendi içini sayabilirsin kendi içine sayıp belli bir sonuca varabilirsin. Ama onun haricinde her şey monohibri çaprazlamadan çıkar diyorum ya. Şuradan kendi içerisinde de bulabilirsin. Normal şartlarda bak özet olarak gösteriyorum sana. Bunu Panıt Karesi'nde göstermedi mi? Aslında Panıt Karesi'nde yaptığı şey büyükse, küçükse, büyük S küçük S büyük D küçük D de çarpı büyük S küçük S büyük D küçük D değil miydi? Ben bunu monohibrit çaprazlama gibi düşünürüm. Büyük S küçük S çarpı büyük S küçük S yaparım. Büyük S büyük S büyük S küçük S büyük S küçük S küçük S küçük S yazarım. Büyük D, küçük D, çarpı büyük D, küçük D yaptığımda da büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D şeklinde çıktı. Mesela benden fenotip çeşidini bilmemi istiyor. Kural bu ezberle diyor. Ya nesini ezberleyeceğim? Fenotip çeşidine baktığın zaman bunlar ya büyük S'ye benziyor ya küçük S'ye benziyor. Yani yukarıdan 2 geliyor. Buradan bakıyorum ya büyük D'ye benziyor ya küçük D'ye benziyor. Çarpı 2 geliyor. Fenotip çeşidi kaç çıktı? 4. Aslında az önceki sarı düzgün, sarı buruşuk, yeşil düzgün, yeşil buruşuk. Fenotip çeşidi 4 çıktı. Genotip çeşidini soruyor mesela. Dihibrit çaprazlamada genotip çeşidi kaçtır diyor. E ben yine monohibrit'ten gidiyorum. Genotip çeşidi büyük S, büyük S var. Büyük S, küçük S var. Küçük S, küçük S var. 3. E aşağıda aynı. 1, 2, 3. 3 kere 3, 9. İstersen say 16 tane yavru var. 9 tane farklı genotip var. Yani 9 da buradan çıktı. Sonra bunların fenotip ayrışım oranlarını 9, 3, 3, 1 kuralı olduğunu bilmeni istiyor. Şimdi bunu nasıl yaptık? Bir kere buradan sarı ve düzgün çıkabiliyor değil mi? sarı ve düzgün olabilmesi için sarı olma ihtimaline bakıyorum. Sarı olma ihtimali 3 bölü 4. Düzgün olma ihtimali 3 bölü 4. Hem sarı hem düzgün olma ihtimali 9 bölü 16. Veya yeşil düzgün olsun istiyor ona bakayım. Şimdi yeşil olma ihtimali şurası 1 bölü 4. Düzgün olma ihtimali burası 3 bölü 4. Hem yeşil hem düzgün olma ihtimali 3 bölü 16. Aslında ezber diye yaptığımız şey mono hibrit çaprazlamadan başka bir şey değil. Oran olarak istersen hocam ezberlemek benim daha çok işime gelir der, Yezberle istersen de monohibrit çaprazlamadan zaten çıkartıyoruz. 9-3-3 bir -3 kuralımız vardır ayrışım oranı olarak fenotip ayrışım oranı olarak. Genotip çeşidini ve fenotip çeşidini zaten monohibritten de bulduk. Sonra bunlarla ilgili kurallar da geçerlidir. Gençler bağımsız genlerde heterozigot karakter sayısı eşit olan iki bireyin çaprazlanmasında fenotip çeşidini 2 üzeri n'den bulabiliyoruz. Ben hiç kullanmam mesela. Fenotip oranının 9, 3, 3, 1 olduğunu zaten bilmek durumundayız. Genotip çeşidini de 3 üzeri n'den bulabiliyoruz. Yine ben asla kullanmam mesela. Çünkü farklı farklı da yazıyor. İlla monohibrit, dihibrit şeklinde yazmıyor. Mesela diyor ki büyük A e, ee, büyük A, büyük B, büyük B, küçük B, büyük C, küçük C çarpı küçük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük C, büyük C diyor. Bunun genotip çeşidini istiyor. Sen A'ları kendi içinde çaprazlıyorsun. Buldun kaç çeşit çıktığını. B'leri kendi içinde çaprazlıyorsun. Buldun. C'leri kendi içinde çaprazlıyorsun. Buldun. Bulduklarını birbirine çarptın. Bir süre sonra zaten gözünle çarpıyorsun. Büyük A, büyük A, küçük A, küçük A. E buradan büyük A, küçük A gelir Başka bir şey gelmez. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. E monohibrit çaprazlama. 3 çeşit genotip, 2 çeşit fenotip. Onun da kendi içinde çaprazlamaya gözünle başlayacaksın. Çok soru çözersen yapamayacağın hiçbir şey yok. Men del genetiğine göre heterozigot karakter sayısı n yani bilindiğinde hibritlik derecesi kullanılarak F1'in kendileştirilmesiyle meydana gelen F2 döllerinin formülleri e, oluşabilecek bireyleri bulunabiliyor. Genetip çeşidi sayısı için 3 üzeri n'i kullanıyorlar. Fenotip çeşidi sayısı için de 2 üzeri n'i kullanıyorlar. Dediğim gibi ben hiç kullanmam mesela. Mendel F2'deki bu sonuçları değerlendirerek bağımsız açılım ilkesi dediğimiz ilkeyi ortaya attı. Bu ilkeye göre farklı karakterlerin alelleri gametlerinden birbirinden bağımsız olarak dağılıyorlardı. Yani büyük S küçük S büyük D küçük D Genotipine sahip birinin büyükse büyük S büyük D'yi verme oranıyla küçükse küçük S küçük D'yi verme oranı birbiriyle aynıdır. Baskın olan çok gider çekinik olan geride kalır diye bir şey yok. Gitme oranları birbiriyle aynı olmak zorunda. Hemen buna bakıyorum. Çaprazlama sonucunda fenotiplerine sahip bireylerin oluşma olasılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiş? Elmayı elmayla armutu armutla çaprazlayalım. Zaten dihybrid çaprazlamadır. Belli bir oranla çıkacak ama şuradan yapalım. Büyük H küçük H çarpı büyük H küçük H denildiği zaman buradan büyük H büyük H gelir. Büyük H küçük H büyük H küçük H küçük H küçük H, gelir. Sonra büyük K küçük K büyük K küçük K şeklinde verirsek büyük K büyük K, büyük k büyük K, küçük K, büyük K, küçük K, küçük K, küçük K şeklinde olacak. Benden ne istiyor? Küçük aşa küçük K genotipinde olsun diyor. Küçük aşa olma ihtimali 1 bölü 4 fenotipte görünme ihtimali küçük k'nın görünme ihtimali 1 bölü 4'tür. Yani şunun ortaya çıkma ihtimali 1 bölü 16 şeklinde olacak. Tek şıkka koymuşuz. Hadi göstermiş olayım ben size. Şuna baktığımız zaman büyük h gibi görünsün istiyoruz. O zaman bunun olma ihtimali 3 bölü 4. Büyük k gibi görünsün istiyoruz. Bunun da olma ihtimali 3 bölü 4. Yani 9 bölü 16 şeklinde olacak. Onu da çıkarttık. Büyük haş gibi görünsün istiyorum 3 bölü 4 küçük h K gibi görünsün istiyorum 1 bölü 4 oradan da hop 3 bölü 16 gelmiş oldu zaten baştan çıkmıştı ama 2 tane vermiş olsaydı devamını da bulmamız gerekecekti. Devam ediyorum. Heterozigot mor çiçekli düzgün tohumlu iki bezelyenin çaprazlanma sonucu oluşması beklenen fenotip ile ilgili mor çiçekli olmak ve düzgün tohumlu olmak baskınlardı. Gençler aslında bize söylediği şey ne? Mor çiçekli olmaya mesela büyük A dedim. Beyaz çiçekli olmak o zaman çekinik olduğu için küçük A oldu. Düzgün tohumlu olmaya büyük B dedim. Buruşuk tohumlu olmak o zaman bizim için küçük B şeklinde oldu. Heterozigot zigot büyük A, küçük A, düzgün tohumlu mor dediğine göre büyük B, küçük B, iki bezelliğinin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Yani dihibrit çaprazlamadan bahsediyoruz. Mor çiçekli düzgün tohumlu bezelye oluşma olasılığı beyaz çiçekli düzgün tohumlu bezelyeninkinden düşüktür diyor. Ben baktığım zaman hayır yüksek olduğunu görüyorum. 9 bölü 16'ya 1 bölü 16 şeklinde çıkacak. Ama görebilmek için aslında ne yapıyorsun? Elmayı elmayla çarptın. Armutu armutla çarptın. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A. B'ler de aynısı çıkacak ama biz kendi içerisinde yine çaprazlamış olalım. Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B küçük, B, küçük B, küçük B, küçük B şeklinde olacak. Şimdi mor çiçekli olmasını istiyor. Mor çiçekli olması büyük ağlı olması demektir. Yani mor çiçekli olma ihtimali 3 bölü 4. Düzgün tohumlu olma ihtimalini soruyor. Düzgün tohumlu olması da baktım 3 bölü 4'tür. Yani hem mor hem düzgün olma ihtimali 9 bölü 16'dır. Sonra beyaz çiçekli olabilmesi için küçük a küçük a olması lazım 1 bölü 16. Sonra düzgün bezelye olmasını istiyorum. Düzgün olması için de büyük belli olması lazım. Şey 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Buradan da 3 bölü 16 şeklinde geliyor. E, mor çiçekli ve düzgün tohumlu olma ihtimali çok daha yüksek tir gençler. Burada düşüktür dediği için almadım. Beyaz çiçekli buruşuk tohumlu bezelye oluşma olasılığı en fazladır. Bir kere en düşüktür. Beyaz olma ihtimali küçük a küçük a olma ihtimalidir. 1 bölü 4. Buruşuk tohumlu olması için bir küçük b küçük b olma ihtimaline bakacağım. O da 1 bölü 4. Hem beyaz hem buruşuk olma ihtimali 1 bölü 16'dır gençler. En fazladır diyor. Gitti. En fazla olma ihtimali mor ve düzgün olma ihtimali. ikisine de baskın olma ihtimali. Mor çiçekli buruşuk tohumlu bezelye oluşma olasılığı. Mor çiçekli olma olasılığı 3 bölü 4. E, buruşuk tohumlu olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Beyaz çiçekli düzgün tohumlu beyaz olma ihtimali 1 bölü 4. Düzgün tohumlu olma ihtimali 3 bölü 4. İkisi birbirine tabii ki eşit çıkacak. 3 bölü 16 hangileri doğrudur deyince de cevabımız yalnız 3'e düştü. Aslında ne yaptık? Monohibrit çaprazlama yaparak sorunun üstüne otutturmuş olduk. Diğer bir soruma da geçiyorum. Heterozigot kahverengi gözlü düz saçlı bir anne ile mavi gözlü kıvırcık saçlı bir babanın evliliğinden doğacak çocuğun düz saçlı mavi gözlü kız olma olasılığı kızı unutmayayım önemli. Hangisidir diyor. Bize ne demiş kıvırcık saç düz saç genine baskınmış. Mavi kahverengi gözgeni de mavi gözgenine baskınmış. Anne yazmaya başladım. Heterozigot kahverengi gözlü. Heterozigot kahverengi gözlü olduğuna göre kahverengi gözlü olması için büyük M küçük M şeklinde olması lazım. Sonra bu kadın düz saç genine sahipmiş. Küçük K küçük K olması lazım. Çaprazlamayı yapıyorum. Sonra kiminle evlenmiş? Mavi gözlü mavi gözlü olması için babanın küçük M küçük M olması lazım. Heterozigot kıvırcık saçlı dediğine göre de büyük K'ya küçük K olması lazım. Bunların nasıl istiyorum? Ben çocukları düz saçlı olsun istiyorum. Mavi gözlü olsun istiyorum. Kız olsun istiyorum. Kızı da işin içine dahil edeceğim. O zaman büyük M küçük M çarpı küçük M küçük M yaparsam büyük M küçük M büyük M küçük M küçük M küçük M küçük M küçük M şeklinde çıkacak. Sonra küçük K küçük K çarpı büyük K'ya küçük K olacak olursa büyük K'ye başa yazayım aklım karışmasın büyük k küçük k küçük k küçük k büyük k küçük k Küçük K, küçük K ayrı ayrı harfleri kullanırsanız büyük küçüğü ayrı yazılan harfleri daha kolay oluyor gençler. Mesela K'lar birbirine bir süre sonra hızlı yazarsanız karışıyor. A'yı kullanın, B'yi kullanın, D'yi kullanın. Biz bunun altında verdikleri de kullanmak zorunda değildik ama hadi kullanalım dedim ben. Düz saçlı olma ihtimaline bakıyorum. Bir kere düz saçlı olması için küçük K, küçük K olması lazım. 4'te 2 döl olduğuna göre düz saçlı olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Sonra mavi gözlü olsun istiyorum. Mavi gözlü olması için küçük m küçük m şeklinde olması lazım. Yani mavi gözlü olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Ya erkek olacak ya kız olacak. Kız olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Yani düz, mavi ve kız olma ihtimali 1 bölü 8'dir gençler. Cevabımız C'ye düşmüş oldu. Devam ediyorum dıt 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 genotipine sahip iki bireyin çaprazlanmasına dıt dıt genotipli yavru oluşma ihtimali hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu tarz sorularda üşenmeyeceğiz gençler. Çaprazlamalarımızı yapacağız. Hemen ben size hızlı hızlı yapıyorum. Büyük S küçük S çarpı büyük S büyük S diye vermiş. Yazmaya başladım. Büyük S'leri hep başa yazıyorum. Büyük S büyük S olabilir. Büyük S büyük S olabilir. Büyük S küçük S olabilir. Büyük S küçük S olabilir. Sonra büyük aşağı büyük haşmış, karşı tarafta çarpı büyük aşa küçük haş şeklinde oluyormuş. Büyük aşa büyük aş olur, büyük aşa büyük aş olur, büyük aşa küçük aş olur, büyük aşa küçük aş olur. Başka alternatifimiz yok. Sonra oğlar için geldim büyük o, küçük o çarpı, büyük o, küçük o'dan da büyük o, büyük o, büyük o, küçük o, büyük o, küçük o, küçük o, küçük o, küçük o şeklinde olabilir. B'leri yazmaya gerek bile yok aslında gençler. Büyük B, büyük B çarptığın zaman zaten büyük B, büyük B'den başka alternatif yok ki ne çıksın ki diyeceğiz. Biz buradan büyük S, küçük S, büyük H, büyük H, büyük O, küçük O, büyük B, büyük B'yi istiyormuşuz. Bir kere hemen yazmaya başlıyorum. Büyük S, küçük S'nin çıkma ihtimali 1 bölü 2'dir. Büyük H, büyük H'in gelme ihtimali şurasıdır. Yani 1 bölü 2'dir. Büyük O, küçük O'nun gelme ihtimali de 1 bölü 2 çıktı. Büyük B'nin gelmekten başka alternatifi yok. 1 aldık. Yani cevabımız 1 bölü 8 şeklinde çıktı. B seçeneğine düşmüş olduk. Diğer bir soruma da bakıyorum. Herhalde bu da benim son sorum gençler. Dıt dıt genotipine sahip bireyde büyük K ve büyük B genleri bağlıymış. Bu canlının gamet oluşumu sırasında %20 ihtimalle krosin cover meydana geldiğine göre dıt dıt gametin oluşma ihtimali kaçtır? Bunun bir kalıp soru olduğunu bir önceki dersimizde anlatmıştım. Aslında bir tablolama yaptığımız zaman e, bu soruyu çok kolay bir şekilde bulabiliyorduk. O tabloyu yine size göstereceğim. Şimdi nasıl hayal edeceğim? Büyük K ile büyük B genleri birbirine bağlıymış. O zaman büyük K ile büyük B aynı kromozomun üzerinde bulunacak. Bunların karşıları da karşılıklı kromozomlar üzerinde bulunacak. Birincisi crossing over gerçekleşebilir. İkinci alternatifimiz ise crossing over gerçekleşmeyebilir. Crossing over gerçekleşirse e, oluşabilecek gametler sanki bağlılık hiç önemli değilmiş gibiydi. Büyük K'ya büyük B olabilir. Büyük K'ya küçük B olabilir. Küçük K'ya büyük B olabilir. Küçük K'ya küçük B olabilir. Crossing over gerçekleşmezse büyük K'ya büyük B'yi verebilir veya küçük K'ya küçük B'yi verebilirdi. Gençler crossing over'ın gerçekleşme ihtimali %20'ymiş. Gerçekleşmeme ihtimali o zaman %80 şeklinde olmak zorunda hemen 24 tane gamet oluşacağına göre bunun olma ihtimali yüzde beş, bunun yüzde beş, bunun yüzde beş, bunun, bunun da yüzde beş şeklinde göstereceğiz. Sonra burada iki olduğu için 4 sayısı gamet sayısı ikiye böleceğiz. Bunun olma ihtimali yüzde kırktır, bunun da olma ihtimali yüzde kırk şeklindedir. Bizden neyi istemiş büyük K büyük B gametini istemiş. Ne yapacaktın? İki tarafı birbiriyle toplayacaktın çünkü crossing over gerçek gerçekleşirse de meydana geliyor. Gerçekleşmese de meydana geliyor. 40 artı 5'ten cevabımız %45 olacak tabii ki. Böylelikle dediğim gibi monohibrit ve dihibrit çaprazlamayı bitirdik. Bir sonraki dersimizde kontrol çaprazlaması ve eş baskınlığı anlatacağım. Gençler bugünkü dersimizde yaptıklarımızı şöyle bir toparlayayım. Tek karakter bakımından heterozigot melez olan bireylere monohibrit bireyler diyorduk. Bunların kendi içinde çaprazlamasına da monohibrit çaprazlama ismini vermiştik paranatal döl dediğimiz P dölü atasal döldü. F1 dölü dediğimiz döl de onun çocuğu oluyordu. Çocuğunun kendileştirilmesi sonucunda da F2 dölü dediğimiz döl meydana geliyordu. Monoibrit çaprazlamada fenotip ayrışım oranını 3'e 1 bulduk. Genotip ayrışım oranını 1, 2, 1 şeklinde bulduk. İki karakter bakımından melez olan bireylere dihibrit ismini verdik. Bunların çaprazlamasına da dihibrit çaprazlama ismi veriliyor. Sonra oran olarak baktığımız zaman bunlarda fenotip ayrışım oranı 9 3 3 1 şeklinde oluyordu. Mendel'in çalışmalarında bezelyelerini kullanmasının başlıca nedenleri arasında onların kolay yetiştiriliyor olması, kısa zamanda çok sayıda döl vermeleri, kolay ayırt edilebilen özellikler bulundurmaları geliyordu kendi kendine tozlaşmalarının kontrol altında tutulabilmesi de yine işlerine yaramış oluyordu. Mendel ayrılma, benzerlik ve bağımsız dağılım ilkelerini açıklayan bilim insanıdır tabii ki. Hemen buradan ödüllü soruya geçiyorum. Gençler dıt dıt genotipli bir bireyin kendileştirilmesi sonucunda oluşan bireylerde en fazla kaç tane resesif karakter bulunabilir? Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorum kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.